kadınlar muayyen günlerindeyken. Sual. Muayyen günlerimizde neleri okuyup neleri okuyamayız? Daha doğrusu bu günlerimizde yasak olan olmayan şeyler nelerdir? Cevap. Hayız ve nifaslıya yasak olanlar. 1. Namaz kılamaz. Hadis-i şerifte de hayızlı kadın namaz kılamaz buyuruldu. 2. Oruç tutamaz. Hazreti Ayşe validemizin naklettiği hadisi şerifte, hayızlıyken tutulamayan oruçlar kaza edilir, kırılmayan namazlar affolur. 3. Kur'an okuyamaz. Hadisi şerifte, hayızlı ve cünüp Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz buyuruldu. 4. Musaf'a el süremez. Kur'an-ı Kerim'de mealen, Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunamaz buyuruluyor. Vakıa Suresi 79. Ayeti Hadis-i şerifte de Kur'an'a ancak hadesten yani abdestsizlikten, cünüplükten, hayız ve nifastan temiz olan el değdirebilir buyuruldu. 5. Camiye giremez. Hadis-i şerifte cünübe ve hayızlıya mescide girmek helal olmaz buyuruldu. 6. Kâbe'yi tavaf edemez. Hadis-i şerifte Beytullah'ı tavaf etmek namaz kılmak gibidir. Yani abdestli olmak lazımdır buyuruldu. 7. Cima edemez. Bekara suresi 222. ayeti. 8. Hayızlıyken de, hayızsızken de kadına dübüründen, yani anüsünden, yani makattan yaklaşmak haramdır. Oral, yani ağızla seks de, hayızlıyken de, hayızsızken de caiz değildir. 9. Kadın, hayzın başladığını ve bittiğini kocasından gizleyemez. Kocası sorunca söylemezse büyük günah olur. Hadis-i şerifte hayzın başladığını ve bittiğini kocasından saklayan kadın melondur buyuruldu. 10. Yanında kocası veya mahremi olmayan hayızlı kadın uzun yola çıksa seferi olamaz. Hayız bitince bulunduğu yerden 104 kilometreden daha fazla giderse ancak o zaman seferi olur. Hayızlıya serbest olanlar Yasa gedilenlerin dışında her şey yapabilir. Mesela şunları yapar. 1. Hayızlı kadın, besmele, salavat-ı şerife, kelime-i tevhid, istiğfar ve bütün duaları okuyabilir, tesbih çeker, zikreder. Fatiha, Rabbena atina, Rabbena firli ve daha başka dua ayetlerini dua niyetiyle ezberden okuyabilir. Hayızlıyken kabir ziyaretine gidebilir. Dua niyetiyle orada Fatiha okur. Her namaz vaktinde abdest alıp o namazı kılacak kadar zaman oturup zikreder, tesbih çekerse en iyi kıldığı namazın sevabını kazanır. 2. Cünübe saç ve tırnak kesmek mekruh ama hayızlıya mekruh değildir. Cülüpken de hayızlıyken de saç boyatabilir. Hayızlıyken yiyip içebilir. Fakat cünüpken ağzını yıkamadan yiyip içmek mekruhtur ve fakirliğe sebeptir. Oruç için sahura kalkan kimsenin Vakit darsa elini ağzını yıkadıktan sonra yiyip içmesi daha sonra gusletmesi gülah değildir. 3. Kadın cünüpken hayız görse cünüplük için gusletmesi iyi olur. Hayız bitinceye kadar bekleyip sonra ikisi için bir gusletmesi de caizdir. Cünübün ağzını yıkamadan yiyip içmesi tenzihen mekruhtur. Çünkü ağzına aldığı su müstamel olur. Müstamel suyu içmekse mekruhtur. Hayızlı böyle değildir hayızken gust etmesi emredilmedi. Hayızlı kadın, göğsünü yıkamadan çocuğunu emzirebilir. Cünüp kadının yıkamadan emzirmesi mekruhtur. 4. Tilavet secdesini işiten cünüp kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Fakat hayızlı ve nifaslı olana, temizlendikten sonra da tilavet secdesi gerekmez. 5. İstihaza günlerindeki kadın, idrarını tutamayan, devamlı burnu kanayan, veya bir akıntısı olan kadın gibi özür sahibi olur. Namaz kılması ve oruç tutması lazım olur ve kan gelirken de vati caiz olur. İstihaza kanı hastalık alametidir. Çok akarsa doktora gitmelidir. Sual Muayyen özrü zuhur eden kadın, evde kocasının, oğlunun veya kızının okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, mukabeleyi dinleyebilir mi? Cevap Kur'an-ı Kerim'e dokunmamak şartıyla mukabele dinlemekte mahsur yoktur. Ancak özürlü kadın, mukabele dinlemek için camiye gidemez. Camiye girmesi haram olur. Hatta camiye abdestsiz de girilmez. Evde mukabele okumanın sevabı olmaz diyenler, dinimize iftira ediyorlar. Kadınların camiye gitmeyip evde, kadın bir hocanın okuyacağı mukabeleyi dinlemeleri çok sevap olur. Sual bir caminin iki kapısı olsa, hayızlının bir kapıdan girip ötekinden çıkması caiz olur mu? Camiye abdestsiz girilebilir mi? CEVAP Cünüp veya hayızlıyken camiye girmek, hatta cami içinden geçmek haramdır. Geçecek başka yol bulamazsa veya camide uyuyup cünüp olursa veya camiden başka yerde su bulamazsa, teyemmüm edip girer ve çıkar. Camiye abdestsiz girmekse mekruhtur. Sual: Ramazanda bir kadının muayyen hali zuhur etse yiyip içebilir mi? Muayyen hali sona erince yiyip içmesi günah olur mu? Cevap: Ramazanda imsak vaktinden sonra hayzı kesilse o gün oruçlu gibi durur. İmsak vaktinden sonra hayız gören o gün gizli yiyip içer. Her iki durumda da o günkü orucunu sonra kaza eder. Vakit içinde namaz kılmadan önce hayız gören o vaktin namazını kaza etmez. İmsak vaktinden önce kan kesilse, sabah namazı vaktine yalnız gusledip elbisesini giyecek kadar zaman olur da Allahu ekber diyecek kadar fazla zaman kalmazsa o günün orucunu tutar. Fakat yatsıyı kaza etmesi lazım olmaz. Tekbiri söyleyecek kadar da zaman olursa yatsıyı kaza etmesi de lazım olur. İftardan önce hayız başlarsa orucu bozulur. Ramazandan sonra kaza eder namaz içinde hayız başlarsa namazı bozulur. Sual, bir kadın akşamdan yarınki oruca niyet etse, yarın hayzı başlasa o gün oruç tutacak mı? Cevap, hayız başlayınca oruç bozulmuş olur, yer içer. Ancak oruçluların gözü önünde yememelidir. Sual, Malikiyi taklit eden bir kadının hayzı yedi günken, 13 veya 15 gün devam etse, on günden sonra namazını kılması gerekir mi? Oruç işini nasıl yapar? Cevap Maliki'de kan geldiği günler namaz kılmaz. On beş güne kadar böyledir. On beş günden sonra kan gelse de yine namazını kılar. Hanefi'de hayzı yedi gün olduğu için yedi günden sonra kılamadığı namazları kaza eder. Oruçta Maliki'yi taklit etmediğimiz için Hanefi mezhebine göre hareket edilir. Yani hayzın bittiği yedinci günden sonra oruç tutulur. Hanefide olsun, Malikide olsun, hayız sebebiyle tutamadığı oruçların hepsini kaza eder. Sual: Kadın geceden niyet ettiği orucu öğleyin bozsa, öğleden sonra da adet görse kaza mı gerekir? Cevap: Adet olmasaydı kefaret gerekirdi. Adet olduğu için kaza gerekir. Bir kimse de orucunu bozsa, sonra oruç tutamayacak kadar hastalansa yine kaza gerekir. Sual, hayızlının Ramazan'da oruç tutması caiz mi? Cevap, hayır. Sual, orucun aksamaması için hayzı ilaçla geciktirmek caiz mi? Cevap, caizdir. Sual, adeti 13 ve 15 olan Maliki'yi taklit eden kadın, 10. günden sonra Ramazan orucunu tutabilir mi? Cevap, evet tutması gerekir. 10 günden sonra değil, esas adeti kaçsa o günden sonra oruç tutmak gerekir. Hanefi'ye göre adeti bitmiş oluyor, gusledip oruçları tutar. Gusletmese de oruçlar yine sahih olur fakat gusüllü tutmak elbette iyi olur. Malikiye göre de kan kesilince de yani 15 gün bitince gusletmesi gerekir. Sual Kaza orucu tuttuğum gün adetim başladı. Adetim bittiğinde yarıda kalan orucum yüzünden ayrıca bir gün daha mı tutacağım? Cevap, ayrıca oruç tutmazsınız. Kaza orucunuz yarıda kalmıştır, onun yerine tutarsınız.''